%100 futbolda Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından karşınızdayız. İlk yarıda gol çıkmamış, çok hareketli Beşiktaş'ın baskısı söz konusu olan bir ilk 45 dakikaydı. Ama ikinci yarıda öyle bir oyun oldu ki sanıyorum derbiler tarihinde uzun süredir bir takımın diğerine oyun olarak bu kadar üstünlük kurduğu bir karşılaşma izlememiştik. Enteresan olan Beşiktaş'ın gollerinin son dakikada Negredo'nun ki hariç, Muslera'nın, Mariano'nun, belki de en güvendiği isimlerin, Tudor'un büyük hataları sonucunda geldi ama siyah beyazlar atamadı. Boş kaleye defalarca topu gönderemedi. Ceza sahası içinden sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. Ama 46. dakikada Muslera'nın büyük hatasıyla gol perdesi açıldı. Daha sonra yine bir karambol pozisyonunda Mariano'nun kontrol edemediği, daha doğrusu sert gelen topta ters bir vuruşla Tosic'in önüne bıraktığı topta Tosic farkı ikiye çıkardı 69'da. Sonrasında Beşiktaş yine sayısız. Özellikle Quaresma'nın kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar var. Fark 3 ama çok daha farklı olabilir miydi? Bunları sorgulayacağız. İki teknik adamın tercihlerini masaya yatıracağız. Ama tek bir isimle hocama dönmek istiyorum herhalde. Yani Oğuzhan'ı ben şahsen büyük maçlarda sahne almak konusunda biraz eleştiriyordum. İlk yarıda da çok etkili değildi son dakikalara kadar demiştik ama ikinci yarıda Oğuzhan'dan bir resital izledik diyebilir miyiz? Tosic destekli. Tosic'i de çok beğendim. Yani Gollumra inanılmaz oynadı. Oğuzhan 35'e kadar bir böyle ısınamadı maçı. 35'ten sonra... Belki pozisyon... Şimdi üçlü başladılar, sonra öne geçti. Evet. Bir böyle, bir de üçlü oynadılar. Merkezde Atiba, Oğuzhan. Hatta hocam katılacak mısın? Uzun süre Tolgay Atiba, Atiba Oğuzhan, evet, Oğuzhan evet. Da Talisca gibi oynadı. Yani evet, çok değişerek farklı oynadılar. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe, Türkiye'de bugün geçen Porto maçının 45-65 gibi bir maç görmemiştim bir Avrupa Ligi'nde. Evet, evet. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir dönem böyle bir şey görmemiştim. Bir de ben futbolculuk yıllarım dahil olmak üzere bir takımın derbide bir takıma 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0, 6-1 gördüm. Bir sürü maçlar gördük yani de. Hani Şenol Güneş, Talisca konusunda kapımızdaki soru işareti falan vardı. Ama bugün hakikaten de Şenol Hoca'ya müthiş hazırlanmışlar. İlk yarıda o kadar iyi oynamadılar. İkinci yarıda yani gerçekten Beşiktaş hepimizin böyle saygı duyacağı şekilde, önümüzü ilikleyeceği şekilde bir müsabaka oynadı. Kaptan Oğuzhan dahil olmak üzere Fabri'nin bir tane çabuk topu var ya, konsantrasyon ne kadar önemli futbolda. Gökhan Gönül Gomis'in şutunu diyorsun. Evet, Gökhan Gönül kaçırdı. Avut attı. Meden girdi, kaçırdı. O inanın topu kırdı hocam o. Quaresma 34 haftalık periyotta bu kadar giriyor evet pozisyona. Evet. Tabii futbol hatta kafayla tek, bile şimdi, gol atıyordun neredeyse. Galatasaray'ın kötülüğünden Beşiktaş'ı övmemiz Beşiktaş'a saygısızlık olur. Net favorimdi benim. Çok şimdi belki favorisiydi ama benim için çok çok net bir favoriydi. Galatasaray'a gelince yine bir önemli maçı kaybettiler. Yine önemli maçta bana göre Başakşehir maçından daha fazla pozisyon yediler. Başakşehir 7'de 5 yaptı. Bugün 14'te 3 oldu. Bence 14 pozisyon 3 gol oldu. Yani kime kötü desem haksızlık olur. Hatta Babel çok da önemli bir oyuncudur. Ortalamanın altındaki performansına rağmen diyebilirim. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? %100 katılıyorum. Ama Oğuzhan. Şimdi Şenol Hoca oynatmıyor diyor, eleştiriyorduk. Ama bazen de bazı oyuncuları demek ki böyle itmek lazım. Oğuzhan buraya o mu kesmek kolay o kararlar değil. Mı Talisca'ya da oturtuyor abi yani. Sonuçta önemli bir olay bir teknik adam için. Çok önemli yıldızlarla yönetmek kolay değildir. Şimdi bir diğer tarafta da Galatasaray gibi yıldız bir, çok büyük bir kulüp. Önemli de oyuncuları var. Çok önemli de bir forması var. Galatasaray maç kaybedebilir abi. Hakikaten kaybedebilir o. Farklı da kaybedebilir. Benim dönemimde kazandığımız farklı maçlar vardı. Ama farklı kaybettiklerimiz de vardı. Ve hatta farklı kazandık ama maç berabere bile bitirdik. Mesela hep anlatırız biz 3-0'dan 4-3. O gün bize 7 atarlardı hocam. Futbol bizim her şey lehimizeydi.
Bugün aslında Tudor ve oyuncular, Tudor bir tarafta da Beşiktaş'ın performansı, Fırat Aydınus'un veremediği ilk yarıdaki penaltıyı kurtardılar. Kimse Fırat Aydınus konuşamayacak. 0-0 bitse veya Galatasaray kazanmış olsa Fırat Aydınus falan şimdi bugün karambole gidecek 3-0 diye. Zaten ikinci yarıda anladı o hatasını, böyle hani genelde takdir hakkını Beşiktaş'a kullandı yani. Net bir pozisyona şey olmadı ama, etkili olmadı ama takdir hakkını kullanmadı değil. Ama şu anda görüntü güzel. Başkanlar birlikte gidiyorlar. Futbol böyle bir oyun. Fikret Bey'i de kutlamak lazım. Yolcu diyor. Dursun Bey'in de morali mutlaka bozuktur. Ama lig lideridir. Yarın muhtemelen de değişecektir lider. Başakşehir Osmanlı'yı yenerse lider olacaktır. Ama ilk yarının sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın ben 1-2 olacağını düşünüyorum ilk yarı sonu itibariyle. Tudor tabii ki tartışılacaktır. Hatta geçen haftaki 1,5 puan ironisi, espri kabul ettim ben. Hatta 5 kişi kalmışlar. Bu çok eleştirildiği için bir tavırdır ama kemen oynayıp gelmesi bugünleri düşünecek teknik adam. Hocam şuradan geleyim Tudor'a. Yani. Dakika 82, 10 dakika en az var. Lines Dinaya orada 2-0 geridesin. Çıkar demiş olabilir o. Yani, ama yani ne olursa olsun değişti, ya elinde Eren var. Taraftar görse ya evet üçlüye de hep oynarsın ya üçlüye. Niye bu çift santrafı 2-0 evet, yeneksin yani, gitmiş Tudor'un, maç. Yani, nesi doğru ki? Bunu eleştireyim sadece. Hayır buradan geldi takıma fiziksel yani. Taktik anlamda da bireysel anlamda da hazırlamadığını gördük. Bugün Galatasaray'ın 3-0'la kurtulması Tudor'un büyük balıdır. Yani bugün acayip bir skor olmuş ya. Günah değil mi Galatasaray taraftarı? Yani tarihi bir hezimete uğrayabilirdi. Oyun hezimetine bir de skor hezimeti eşlendi. 3-0 yenilebilirsiniz ama oyuna baktığımız İki zaman... 2 hafta sonra 3-0 olarak kalır, oyun olarak kalmaz dediğiniz. Evet, acayip bir skor çıkmış olsaydı... Ya hakikaten de önemli şekilde bir travma olurdu. Üst üste iki deplasmanda beşer yemek. Sonuçta 5-1'lik travmadan çabuk bir şekilde çıkıp yine zirve oldu. Kulüp, o Tudor'un başarısı değildi. Evet, o Galatasaray taraftarının başarısıydı. Evet. Galatasaray'ın tabii kulübün başarısıydı. Cenk Bey, Dursun Bey falan. Tabii şimdi gitsin kalsın çok iddialı olmak doğru değil. Ama görünen köy kulübü istemez. Galatasaray takımı iyi teknik direktör de değil. Bir tarafta da lider bir teknik direktör. Benim için ya bu Talisca'yı Barcelona istiyor. Yani bana ne kardeşim diyor. Sen özverili oynamadın ki bana göre maçtan önce dedim ki Talisca'yı oynatın diye düşünüyordum. Ben oynatmıyorum kardeşim dedi. Oynatmadı. Babel form tutana kadar hatırlarsan oynatmıyordu. Medel Şili milli takımdan gelsen, Inter'den gelsen bana ne dedi. Ya bu Tolga'yı var ya çocuk dedi. Bak Negredo 5 attı 2 maçta. 90 dakika oynadı maçta 4 tane attı. Bir asist kupa maçında. Bir de bugün oyuna girdi ve yani geldiğinden beri o kafa alan ya. Kovarejman'ın kaçırdığı pozisyonu aynısını yakaladı. Tabii. Çalımlar normalde Kovarejman. Ne giriyordu? Büyük tecrübe. Fikret Orman açıklama yapıyormuş hocam. Dönelim. Yani %100 gol olabilecek en az 4-5 tane daha gol kaçırdık. İyi oynadık. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Onun için de mutluyum. Daha ligin devre arasında bile gelmedik. Böyle çok da abartmamak lazım. Artık önümüzdeki 3 maçımız var. 3 maçımıza bakacağız. Teşekkür ediyorum. Size Ahmet abime teslim ediyorum. Muhakkak 3'endi Sayın Başkan. Ahmet abi belki yani sahabeseden devam edelim. Evet, sağ olun. İşiniz var herhalde. Fikret Bey'in de söylediği gibi, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda kaçırdığı goller ve arkasından attığı gollerle 3-0'lık bir galibiyet. Lig tekrar farklı bir noktaya gider mi? Evet, yani şu ana itibaren lig farklı noktaya doğru gitti. Aradaki puan farkı kapandı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Ligin de kaderiyle ilgili önemli bir maçtı. Bugün buradan galip çıkan Beşiktaş oldu. Kaçan goller tabii taraftarı çok heyecanlandırdı ve sevindirdi ve bize de ümit verdi. Belki de bu maç 6-7-0'da bitebilirdi. Bu Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunu ve bugüne kadar gelinmiş olan başarılarının da tesadüfen olmadığını göstermiştir. Negredo ilk kez kupadan sonra ligde ya, de gol attı. Onunla ilgili ya, bir görüşünüz var mı? Yani bizim futbolcumuz. Büyük keyif aldık. Sonuçta o da bizim bir santraforumuz ve çok da başarılıydı bugün. Keyifli ve rahat da bir gol attı. İşte kreatif olarak büyük bir futbolcunun ne kadar rahat olduğunu o anda hissettim ben de. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Sayın Başkan, Dursun Başkan genelde maçlara gelmiyor. Bugün burada gördük. Maçtan sonra konuşabildiniz mi? Nasıl misafirle?
Vallahi maçın arasında kendisini gördüm. Sohbet ettik. Yani başkandır. Yani sonuç itibarıyla Galatasaray takımı tabii ki buradan mağlup olması onu üzmüştür, bizi sevindirmiştir. Bunlar her başkanın ve spor üyesinin yaşayacağı anlardır. Sonuç itibarıyla dostumuz o bizim. Ahmet Bey, hakemin performansı ne kadar? Vallahi kötü gittiği zamanlar da oldu, iyi gittiği zamanlar da oldu. Ama hakem şansına bağlayalım, çok yorum yapmayalım. Sayın Başkan, ilk yarıda penaltı pozisyonu vardı, görebildiniz mi? Net penaltı tabii, yani onu yani o hakem de seyretse herhalde o anda görmediğini iddia edecektir. Belki de doğruyu söylüyor. Ama sonuç itibari o bir penaltı. Bunu tartışacak bir şey yok. Yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu maçta da yıldız açtı. Kendi arasında bir teknik seyirse başkan kalmayacağını açıkladı ama sizi zorlayacağı benziyor. Vallahi bu anki şartlarda Cenk bize kalacak. Ama sonra ne olur bilemiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Evet, Murat'ım bir... maçı izlerken ben son 17-18 sezona kadar geldim de futbol tarihinde Beşiktaş Galatasaray maçında 3-0'lık yani 3 farklı bir skor ben çok net hatırlamıyorum. Vardır var muhakkak. Işte, hayır. Vodafone'da yani. Dolmabahçe'de. Mithatpaşa, İnönü, Vodafone Park düşündüğümüz zaman ben son 15-20 yıldır hatırlamıyorum. Yanılıyor olabilirim. Fakat internete baksınlar ben çok zor hatırlıyorum. Ben Ali Sami Yen'de diye hatırlıyorum. Çok ağır bir sahaydı. Hatta Zeki böyle ceza sahası dışında. Lig maçı için. Evet 4-1'lik bir maç. Ceza sahası dışında hani vurmuştu çok uzaktan kaleci. Kimdi? Zeki yapardı öyle arada. Evet. Üstüne gelen topu almıştı. Simovic miydi artık kimdi kalede hatırlamıyorum. Öyle bir maç var. Galatasaray taraftar arkadaşlarımız oynayayım. Galatasaray camiası bu maçın skoruna üzülmemişlerdir. Oradaki görüntüye... Bence takımın kabullenmesine dakikalarca 4'e 1 gol kaçırıyor. Bir halı saha pozisyonu oldu altı pasta. Oğuzhan vurmuyor, çalım atmaya kalkıyor, vuruyor, kaleciden dönüyor. Kovarecma boş kaleye avut atıyor. Medel oyuna giriyor altı pastan. Karşı kaleye karşıya kalıyor. Dolayısıyla... Gökhan girdi bir tane yani, çaprazdan. Sağ çaprazdan. O atak saygı duyulacak bir futbolu oynadı. Saygı duyulmayacak derecede kötü bir yönetim teknik adam açısından. Ve dolayısıyla da bence az skorlu maç çıktı. Enteresan yani. Hem de ben sadece ilk yarıda bir tane 30. saniyede pozisyonu var şeyin. Peki yani Cenk'in. Tabii şimdi bunun üstünden yürümek biraz haksızlık ve yani futbolun doğasına aykırı ama mesela Muslera'nın o hatası olmasa bu noktaya tabii gelir mi? Şimdi onu başka tabii ki ama kırılmanları vardır futbolun. Şimdi Muslera birinci dakikada atamadı. 46'da şimdi, gol oldu. Top sektirmeyecek Muslera gibi kaleci. Ben kötü, o zaten yolu açtı. Tabii. Direncini kırdı Galatasaray'ın. Evet. Üstüne de bir daha yiyince ondan sonra zaten travma oldu bir anda. Oyun koptu yani. Zaten ilk yarıdaki ben çok tartışmalı olabilir ama ilk yarıdaki pozisyonu ben dikkatli izledim Oğuzhan'ın. Ayakta bir problem yok. Bir soru soracağım. Oğuzhan'ın pozisyonu? Oğuzhan'ın pozisyonu. Çalım attığında durdu hakem Fırat Aydınus. O ara top kime geldi? Babel'e geldi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Atiba'ya geldi. Atiba mı? Atiba. Babel en son. Evet. Diyelim ki Atiba'ya geldi. Atiba. Karşı karşıya. Ya vurmadı. Tuttu. Bu elleme değmedi topa. Ne yapacağız? Ne verecek sence? Bence çalardı o zaman. Veya Atiba orada bence olmasaydı çalardı. Bence çalardı. Ama avantajı yönetip de çalabilirdi. Yalnız sonra izleyicilere tekrar söyleyeyim. Bir daha düştü. Kesinlikle ayağa darbe yok. Şu dizle şu kavalına geliyor şeyin. Yani dizi Fernando kalanına geliyor. O kadar inceleyince ama biz bunları hiç konuşmayalım hakikaten. Kart yani verildi verilmedi yok. Demeyelim. Çünkü futbolda tek taraflı bir oyun vardı. İkinci bol yarı. Pozisyonlu bir maç vardı. Ve sonuçta hak eden de kazandı. Ama Galatasaray'sından da üst üste iki deplasmandaki kötü oyunun ve farklı skorların bir travmaya atlattı aradaki maçla. 2-0 kazandı değil mi geçen hafta Alanya maçını? Haftaya da Akhisar maçı var. Bu da töler edebilir. Ama kazanırken de gelecekle ilgili bir takım düşünceleri olması lazım. Ama Tudor'un en büyük şansı da Dursun Özbek ve böyle bir yönetimde çalışıyor. Tabii ki ilk yarı lider bitirmek ki Dursun Bey'in açıklaması var ya biz lideriz antrenörü eleştiriyorsunuz diyor. Futbolu sadece skorla biz değerlendirmemiz lazım. Çok iyi oynarken veya çok kötü bir maç çıkarmış olabilir skor olarak ama antrenörün yapmak istediklerini görürsünüz. Bizim göremediğimiz gibi yani Taliska dedik ama teknik direktörün takıma ne kadar hakim olduğunu gördük. En kritik maçları 6 puan gerideyken oynatmıyorum seni dedi. Orta sahamla yeneceğim ben rakibi. Aslında orta sahayla yendi. Tolgay evet, çıkana kadar müthiş. Atiba müthiş. Oğuzhan zaten sazı 35'te aldı eline. Şöyle bir silkindi. Büyük futbolcu gibi oynadı.
çok büyük fark yarattı. Bakalım tam okuyordum Hakan aldın. Sofyan Feghouli'nin söylediklerine göz atalım. İlk yarıda iyi oynadık ama yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise goller yedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bundan sonra çok çalışacağız ve daha iyi sonuçlar almak için uğraşacağız. Bu kadar demiş Feghouli. Tabii Galatasaray cephesinde... Yalnız hocam biraz önce söyledin yani takım abandone oldu dedin 2'den sonra. Bence Tudor da olmuş yani. Ne olursa olsun eğer Dinayer bacağı kopmadığı sürece o değişiklik olmaz yani. Diyelim ki değiştirdim. Artı hayır, ben ilk defa söylüyorum. Bir kere sağ kanadı daha felçti sol kanadından Galatasaray'ın. Neyi görmek lazım? Bazı takımların ve bazı teknik adamların bir karakteri vardır. Ona göre oyuncu tercihleri yaparlar. Hücum orta sahasından dönme savunma orta saha Ndiaye yaratırsan, sahanın içerisinde 4 kez sahneye çıkan Belhanda'yı devamlı olmayan bir oyuncuyu Beşiktaş deplasmanında oynatırsan ki karşısındaki Şampiyonlar Ligi takımlarının orta sahaları çok güçlü takımlar. Onlara karşı üstünlük fazlasıyla sağlayan bir takıma karşı. Bakın Ndiaye kayboldu. Belhanda kayboldu. Belhanda hiç yok. Evet Selçuk girdi kayboldu. Aslında iki Feghouli, top attı. Feghouli eski kuvvetli hali yok. Rodriguez kayboldu. Dolayısıyla böylesine güçlü oynayan 89. dakika Babel topu aldı. Öne doğru gidiyor. Yani pas yapıp da uğraşmıyor Beşiktaş. O kadar tempo yüksek tutunca da bak Başakşehir'de ele azgün oyuncular var mı? Var. Sistem takım mı? %100. Hücumu doğru yapan bir takım mı? Aynen. Top rakipteyken çabuk kazanır mı? Benzer özellikler Beyazlı takımda var mı? Hücumda ama iyi ama diğer takımda yok. Şimdi bu tesadüf değil. O zaman bazı maçlarda bazı orta saha oyuncularının daha top bir takım yaratacaksınız. 6 puan geride olan takım daha iyi. Hücumcu Talisca oynatmadı. Ben orta sahayla yeneceğim rakibimi dedi. Herkesi ben de dahil. Hani biz dışarıda görüyoruz sonuçta. Talisca oynasa kim niye oynadı demezdi. Atiba Oğuzhan şeye başlar diye düşünüyorum Talisca. Ama hoca farklı oynattı. Hatta medal değişiminde doğru. Hem fizik anlamda Galatasaray Gençler Birliği, Galatasaray işte Alanya, Galatasaray bilmem o maçlarda Galatasaray zaten taraftarı var. Zaten yükleniyor üzerine. Sağdan ultrasından bindiriyor, sol taraftan kale arkasına biri bindiriyor. Hadi gidiyorsunuz. Ama güçlü takım çıktığı zaman da rakiplerin gücü, mesela Fenerbahçe biraz hücumu geliştirmiş olsaydı o dönemlerde Galatasaray'ın gol pozisyonu yok. Başakşehir maçına gidiyoruz, pozisyonu yok. Bugün bakıyoruz bir iki tane pozisyonum var bireysel hatadan kaynaklanan. Yani güçlü takıma karşı güçlü orta sahayla oynamanız lazım. Şimdi biraz darbe yediğiniz zaman, biraz pres yediğiniz zaman Galatasaray takımının maç önünü yorumunda ne yaptık? En iyi ihtimalle rövaşata veya uzaklaştırıyor Serdar Aziz'le Maykon. Sakinleşip pat yok, oyun yok yani. Fernando gibi önemli oyuncu bile ışınlandı bugün dikkat ediyorsan. Bu baskı altında. İşte yani Beşiktaş'ı, Başakşehir'i falan Tudor baş edemiyor onlarla. Oyuncular baş edebilir. Ama taktikle... Malzeme baş eder diyorsun. Baş edebilir. Baş edebilir. Taktikle baş edebilirsiniz. Şöyle başa kaybedebilirsiniz. Ama iki maçta 8 gol yiyip, iki maçta 20 tane pozisyon vermezsiniz. Bu son 45 dakika evet. gibi evet. bir görüntü kabul edilebilir değil. Peki nasıl gelişmelere sahne olacak bundan sonraki haftalar? Niyet okumamak lazım. En daha zor durumdayken Galatasaray yönetimi ayakta kaldı bu konuda. Geçen sezon kötü oynuyordu takım ve kötü bitirdi Tudor döneminde. Ben değiştirirler diye düşünüyordum. Sonra Norveç takımıyla eşleştiler. Hiç beklenmedik sonuç aldılar. Yine değiştirmediler. 5-1'lik skordan sonra... Ama da, orada değiştirme niyeti oldu. Oldu. Lüçesko falan milli konuşuldu. Takım meselesi. Ama şimdi ne yaparlar bilmiyorum. Akhisar içeride, Malatya deplasman, Göztepe içeride hocam. Ben 3 maçta 9 puan alır diyorum Galatasaray. Son 3 maçı 9 puanla bitirir diyorum. Kaç puanı var şimdi? Ve ben bu sene 29. ligi 60 küsurlarda bile şampiyon olabilir. 70'i bir takım bulur bu sene yine söylüyorum. 70'i zor zaten çok zor maçlar. Ama Galatasaray son 3 maçta 9 puan alır diye düşünüyorum. Kimle oynuyor bu hafta? Akhisar. Akhisar içeride Malatya deplasman. Göztepe içeride bitiriyor. Beşiktaş Kayseri'ye gidiyor. Yarın Başakşehir muhtemelen Osmanlı gider olur. İçeride Sivas deplasmanı. 3-2 zor deplasmanı var siyah beyazların. Kayseri, Sivas. Fener yarın kazanırsa 3 puan geriye geliyor. Bursa deplasman, Karabük, Konya deplasman. Başakşehir'in de Sivas ve Kasımpaşa var. Evet. Kasımpaşa'yı deplasman saymayalım. Sivas, Antalya, Kasımpaşa kalıyor Osmanlı'dan sonra. Bu arada Osmanlı'da kafadaki her takımla oynuyor neredeyse.
Evet. Yani Başakşehir herhalde yarın büyük ihtimalle lider olur. Tabii futbolda erken konuşmak zor. Haftaya kimin oynuyor Başakşehir? Sivas deplasmanı. İyiymiş. Sonra? Antalya, Kasımpaşa. Yani 1-2 Galatasaray, Başakşehir olur diyorum ilk yarıda. Başakşehir veya Galatasaray. İlk 4 değişmez gibi. Yok. Yani değişmez. Fenerbahçe, dört, evet, ama tabii sıra nasıl olur onu bilemiyorum ben. Ama lig için ben sezon başındaki iddiam, hatta 6 puan gerideki iddiam devam ediyor. %30. Beşiktaş benim şampiyonluk adayım. Diğerlerini eşit dağıtıyorsun. Eşit dağıtıyorum. Bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Evet, 3-0 biten derbiden sonra iki takımın performansını, teknik adamların tercihlerini konuşmaya devam ediyoruz. Muslera'nın 46. dakikada yaptığı büyük hatadan sonra bambaşka bir ikinci yarı oynandı ve siyah beyazlar 3-0 kazandı. Metin Albayrak şu anda kameraların karşısında. Ekibini ve yüreğini bugün gerçekten 90 dakika her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bütün taraftarımızı da aynı şekilde. Bugün muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3 golle, daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak 3-0 hak edilmiş, gerçekten güzel bir futbolla kazandık. Çok mutluyuz o yüzden. Gekas'ın hem Avrupa'da hem ligde performansla atmaya devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün sadece Cenk Tosun değil, bütün takım çok iyi oynadı. Tabii ki Cenk Tosun işin ön tarafta gol atanı. Ancak bütün takım çok iyiydi. Hepsinin emeğine sağlık. Muhteşemdiler. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşattılar bize. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, Metin Albayrak da siyah beyazlı yönetimin daha önce de başkan da benzer şekilde konuştular. Tabii ki galibiyetin keyfini yaşıyor siyah beyazlılar. Igor Tudor çok kısa bu yayıncı kuruluşa şimdi basın toplantısına girmiş. Tabii o basın toplantısından nasıl başlıklar çıkacak eminim herkes çok merak ediyor. Biz iyi oynamadık. Beşiktaş iyi oynadı. Onları tebrik ediyoruz. Hak ederek kazandılar demiş Igor Tudor. Yani yine Tudor'a döneceğim hocam ama yani ben kendisinin biraz önce siz de söylediniz. Yani iki forvetle çıktı. Adebayor konusu. Yani bu maçta da tercihler yani Belhanda'ya bu kadar evet. 68'lere 70'lere kadar tahammül etmesi. Tabii çıkaracak çok fazla isim vardı ama onun dışında 82'de yaptığı yani acaba 2-0 kalsın çok kontra yiyoruz mu dedi yani. Ne olacak 2-0 ile 3-0 arasında ne fark var? Zaten oyun şimdi, olarak ezilmişsin. Doğru. Şöyle diyelim. Deplasmanda 10 puan. Kendi sahasında 19 puan. Zaten bunun cevabı burada yatıyor. 7 gol sayısı yani 13 eksi 3 avarajı var. Deplasman. TT'de o taraftarın önünde... Sadece 4 golü. Ama ya o taraftarın önünde atıyor işte. Başkan takım otobüsünde yani, şu anda görüntüye geliyor. Başkan tebrik ederim. Başkan şey adam. Mülayim adam yani. Kötü günde de geliyor takımıyla birlikte gidiyor. Türk sporu için bir kazanç tabii, bence. Tabii. Bu kadar pozitif bir karakter. Yani ama tabii Galatasaray Fikret camiası... Fikret Bey de uğurluyor. Evet, Fikret Bey uğurlamış bu arada kendisini takım otobüsüne kadar. Yöneticiler de, yöneticilerin otobüsü, bu yöneticilerin otobüsü galiba. Evet, yöneticilerin otobüsü, içeriden takım otobüsü bilgisi geldi böyle, ama kesinlikle. Tabii. Hep beraber gelmişler. Yani hocam Tudor'da kalmıştınız. Tudor'un nesinde kalayım yani? İç sahanın büyük teknik direktörü. Deplasmanlara büyük maçların vasat antrenörü. 2,5 şu anda öyle. Yani ilerisi için bir şey söyleyemem. 3-5 sene sonra neler olur bilmem ama Galatasaray markası büyük bir marka. Şu anda bu markanın biraz altında kaldı. Yoksa futbolculuğu, şıklığı, insanlığı falan ayrı konu ama daha teknik direktörlük farklı bir şey. Şimdi 9-0 bitti Manisa maçı. Hoca daha eksimiz vardı Eşen Hoca. O maçtan sonra basın toplantısını izledim ben hocanın Beşiktaş televizyonda.
biz aslında gol pozisyonlarına giriyoruz dedi. Az gol attık ama dedi. E, haksız değildi. E bugün işte aslında örneği. Girdiği pozisyonun %30'unu falan değerlendiriyor Beşiktaş. Manisa maçını bir kenara koyarsak, ilk yarıda da ilk yarınlardan konuşmuştuk. Bu sezon kazandığı ilk 3 farklı galibiyet Beşiktaş. Ya ben Beşiktaş Galatasaray 3. kez 3 gol attı. Beşiktaş Galatasaray tarihini, Beşiktaş'taki maçlarda kaç tane 3-0, 4-1 var? Onu merak ediyorum. Tarihinde. Ben de o 4-1 dışında hatırlamıyorum. Bak senin söylediğin maç Ali Samiyen'de. Ha, sahasında diyorsun. Ben Beşiktaş'ın ev sahibi oldu. Yani aslında tarihinde ben 15-20 yıl zorladım, bulamadım. Yanılıyor olabilirim. Daha eskileri bilsin bizim arkadaşlar. 70'leri, 60'ları falan ama. Bir de oyun olarak ben hiç karşılaşmadım. Ben çok Galatasaray'ın yenildiği maçı da gördüm ama müthiş oynadıkları maçı da hatırlıyorum. Ama bu maç Başakşehir maçından da beterdi o. Vallahi iki takım arasında... Ama çok büyük kulüp tabii. Bunlar toparlar ya bir şekilde. Şimdi tam oraya geleceğim hocam. Göreceksin. Yani şimdi Dursun Bey dediğiniz kişi de alsa, kolay değil yani. Kolay değil. Şimdi büyük bir baskı da olur. Tabii şimdi 7 ile 9 arası ben en kötü 7'yi alır diyorum. Yani 2 galibiyet bir beraber en kötü. Ben 3'te 3 yapacağını tahmin ediyorum da. Çabuk toparlayabilecek bir camia. Şimdi 3 maçın 2 içeride. 31 ortalamayla. Fakat hani bunu istemiyor Galatasaray'da. Şimdi son günlerde şu oldu. Derbi kazanma Mayıs'lara görelim. Ama biraz da insanların morali ihtiyacı var. O derbileri hiç kazanamadığı zaman olmaz Galatasaray'ın yani. 1-0 yendiği Fenerbahçe maçı var. 6-0, 7-0 biterdi maç. Fener'in yendiği maç. Evet. Anlatabiliyor muyum? Johnson'ın çarpan. Ben 6-0'lık ve 5-1'lik maçlara, 5-1'lik 2 maçta da vardım. Galatasaray'ın Olimpiyatlarında 5-1 yendiği maçı da hatırlıyorum. Yemin ediyorum Fenerbahçe o kadar pozisyona girdi. Fener'in farklı kazandığı maçta da Galatasaray o kadar pozisyona girdi. Enteresandı. Ama bugün tek taraflı pozisyon oldu. Evet. Bugün Gomez'i koy şeye. Beşiktaş'a. Hat-trick yapardı. Açık söyleyeyim yani. Cenk atamadığı için söylemiyorum. Cenk de çok gezgin oynadı. Çok çalıştı. Tabii canım. Altı pastan kim kafa? Kurejma kafayla gol kaçırdı altı pastan. Evet. Kurejma'yı nerede ikinci direkte göreceksin de kafa vuracak? Yok, ön direkte vurdu. Hayır. Kendisine göre bir diğer direkte. Oraya öbür direğe gitmez. Bile gelmiyor. Öbür direğe geldi. Uzak direğe kadar tabii. Geldi dediğin gibi. Tabii şimdi şuna geleceğim. Mesela oyuncular üstünde de taraftarların, sadece Galatasaray taraftarı için söylemiyorum yani, bu geçen hafta da yaşandı işte Latoljevic örneğinde. Yani böyle sürekli bir hedef alma ve tabii sosyal medya da bu tür tepkilerin boyutunu farklı noktaya getiriyor ama şimdi bir tepki olacaktır. Yani yönetim ilk dalgayı atlattı 5-1'lik mağlubiyeti sonrasında ama bence Başakşehir'e 5-1 yenilmekle bu birikimin ardından böyle bir oyunla Beşiktaş'a 3-0 kaybetmek arasında biraz fark var hocam. Yani bu sefer belki devre arası nefes almaya daha yakın bu 3 maçla ama o kadar kolay olmayacak gibi geliyor bu darbeyi atlatma. Ben şöyle bir yorum yaptım hafta içerisinde. Ben Beşiktaş'ı Bangkok kazanır diye düşünüyordum açıkçası. %10 civarında Galatasaray kazanır. Mustafa Hoca ile programımızda. Hatta kazan kaybederse de bir şey olmaz. Soru, evet, lider takımın teknik direktörü ama bir 5-6 daha gelirse... Bunu Dursun Bey de kurtaramaz demiştim. Bugün 3-0. Ama bir önemli skor da var. Hayır, önemli skor ama yani bugün 5-6 da rahat olurdu. Yani kaçırılan goller Tudor'a hizmet etti. Ama Galatasaray'a hizmet etmedi. Etti mi işte, ben onu söyleyeyim. Galatasaray'a etmedi. Hayır, Tudor'a hizmet etti mi gerçekten kaçanlar? Yani Tudor'da... Ha, bunun karar verecek olan Galatasaray yönetimidir. Onu söylüyorum. Galatasaray yönetimidir. Tudor'da şöyle diyebilir. İlk iki gol çok komik iki hatayla oluştu. Kontrolü kaybettik. Hayır, Farazi şimdi basın toplantısında mesela Tudor. Diyecek ki ya Muslera'dan beklemezdim. İşte Mariano en güvendiğim adam ama orada topu o şekilde kontrol etmemeliydi. Etmeye çalışmamalıydı. Şimdi burada önemli 2-0'dan sonra saygı çerçevesi içerisinde gazeteciler de geçen haftanın rövanşını almaya kalkmasınlar. Evet. Sonuçta bir teknik direktördür. Ama olacaktır ben. Muhakkak olacak. Hatırla, biz İtalyan İspanyol basınından örnekler verdik. Bunu unutmaz. Yani bir köşeye yazarlardır. Şimdi... Roller değişti bugün. Değişti. Tabii ama gelecek oradan haberler. Tudor'da sakin kalması gerekiyor. Camia toparlar kendini. Oyun olarak üzülmüşlerdir muhtemelen. Tabii ki yorumunda bir de gerçi o Muslera ciddi bir hata yapmamış olsa değil mi, oyun ikinci yarı inan lavabodan, tuvaletten daha gelmeden insanlar televizyonun önünde veya statta golü aa demişlerdir.
Yo hayır. Ben hatta şu, iki yarımda. Ben Cenk bir tane kaçırdı ya hemen ardından. Evet. Onu yani golü tekrarı solu zannettim. Ha. Yani ona yani, yetiştim. Yani maçın bu ilk 30. saniyesinde girdiler. Evet, ikinci yarının 30. saniyesi evet. Bu sefer gol oldu. Pepe ne demiş? Bu arada Pepe'yi bir tane sarı kart gördüğü çok kritik bir ilk yarıda müdahalesi var. Feguli'yi indirdi hocam hatırlayacaksın köşede. Evet. Tam ceza sahası önce. Onun dışında hiç görmedik gibi bir şey. Dediğin gibi bugün Tosic. Pepe'nin önüne çıkan bir performans sergiledi. Kart yüzünden o biraz da. Biraz da sakındı değil mi? Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmayı hak ettik ve bu önemli maçtan galibiyetle ayrıldık. Benim görevim takımımın gol yememesini sağlamak. Takım olarak iyi defans yaptık ve gol yemedik. Onun için de mutluyum. Bu kadar mı Hakan? Var mı ikinci sayfa? Yokmuş. Böyle bir açıklama yapmış. Kerem Hoca'dan açıklama var mı da? Yok, henüz gelmedi. Yani gelir gelmez hemen bize iletecekler. Oğuzhan'a yeterli parantezi açmadığımız kanaatindeyim hocam. Bugün, biz oynamadığı zaman açıyorduk ya. Onun evet. Yani hakkını tabii ki teslim ettiniz ama ben ilk pası atarken de aklıma gelen yani onun oyununda şu ana kadar geliştiremediği en önemli kısım milli maçlar dahil. Büyük maçlarda performans yüzdesi hep beklentinin altında kalıyor. Şimdi, artık onu üstünden attı diyebilir miyiz? Oyuncu duygusaldır. Bazı oyuncu daha da duygusaldır. Oğuzhan çabuk demoralize oluyor. Ve dönüşlerinde hırsla dönmüyor. 11'de başlar hırsla dönüyor. Sonradan girdiği zaman İdare ediyor biraz. Evet. Bugün muhtemelen hafta başından itibaren medya Oğuzhan dediğine göre bir izlerken muhabirler veyahut da bir Şenol Hoca muhtemelen ona söylemiştir. Hatta uzun süredir bir dersten geçerken onun bir sıkıntısını yaşadı ilk 25-30 dakika. Ondan sonra da zaten bir rahatladı. Ben Oğuzhan için bazı oyuncunun yetenek kazanılmaz. Büyük yetenek, kuvvet kazanılabilir. Kuvvet sorununu attığı zaman bir de psikolojisi iyi olduğu zaman zaten büyük futbolcu. Bu zaten bahsettiğimiz bayağı bir bölüm ayırmıştık. Evet, psikolojik bir nokta. Evet. Büyük maç kazanma yeteneği. Evet, Buffett'in mi Gomez neler söylemiş. Yazık oldu. Beşiktaş iyi bir takım. İlk golde kişisel bir hata yaptık ve bu onlara güven verdi. Savunmada açıklar verdik ve bunun sonucunda 3-0 oldu. Biz yeni kurulmuş bir takımız. Beşiktaş ise 3-4 yıldır birlikte oynayan futbolculardan oluşan ve artık otomatikleşmiş bir takım. Sezon başından bu yana iyi işler yaptık. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor. Daha oynanacak çok maç var. Eminim takımımız oturduktan sonra bu tip maçları da kazanacağız demiş. Olgunca, tecrübe kokan bir, hakikaten öyle. Tabii Türkiye'deki derbilerin atmosferleri çok daha farklı. Yani bu maçlarda kırılgan maçlardır taraftarın gözünde. Yalnız tabii çok önemli dönemler veriyor bize ciddi bir yorumcu gibi. Biz yeni bir takımız doğru. Beşiktaş çok otomatiğe bağlamış bir takım. Şu da doğru. 47 dakika boyunca istenen pozisyonu ve oyunu göremedik Beşiktaş'ta. Hatta net pozisyonu Galatasaray'ın biraz daha fazlaydı. Bir tane daha fazla pozisyona girdi. İkiye girdi. Ama Muslera'dan sonraki işte birlikte oynamama ve Başakşehir maçının travmasıdır o. Hani 1-0 oluyor ya. Dağıldılar hemen orada. O anda da zaten öne geçince müthiş bir takım Beşiktaş. Öne geçtiği zaman keyif yapan ve öne doğru oynayan bir takım. Hem bir tarafta iki hafta önceki maç aklına gelen bir takım. Yeni kurulmuş bir takım. Bir tarafta da oynadıkça açılan, gol attıkça açılan bir takımdan bahsediyoruz. Çarşamba günü baktım kadroya. Yani şöyle. Ya yedek kadro gibi. 9 tane attılar. 9 tane attılar. Daha iyi değiliz dedi hoca. İlk yarıda Cenk bir de hani penaltı ve tartışmalı karambol aslında 2-2 gibi şimdi hocam ilk yarıda. Biz pozisyon durdurarak pozisyonları koyacak olursak Serdar Aziz pozisyonunda penaltı deriz. Durduraraksa. Gökhan Gül'ün de deriz. Ortada oyuncu döndü eliyle açık falan onu da deriz ama baktığımız zaman tartışmaya açıktır o pozisyonlar, çarpmalar, çırpmalar. Oğuzhan'ın pozisyonu tekrar söylüyorum dizden kavala gelen bir darbe vardır. Onun dışında gönül rahatlığıyla verilecek penaltı yoktur. İlk yarıda net bir şekilde dengeli bir oyun. Hem pozisyon açısından. Aynen ama ikinci yarı. Ama toplu oynama yüzdesi tabii. Hakikaten Gomez'in söylediği de çok önemli. Yediğimiz golden sonra diyor. İşte yani Tudor oraya tutunabilir mi diyorum az önce söyledim ya. Yani. Hep sorun tutunacaklar zaten. Yanlış mı doğru ama bir golden futbolda hata oyundur. Büyük takımlar o golden sonra toparlanamabilmektir.
Ayağa kalkmayı. Tam tersi oldu. İşte orada teknik direktörü ayağa kalkacak. Oyun değişikliği yapacak. Oyun değişikliği yapacak. Geçen çünkü, sene Vodafone'da 2-0'dan 2-2 bakın, olmadı mı maç? Şöyle. Kontrataktan pozisyonu buldu mu Beşiktaş? Buldu. Galatasaray beklerken buldu. Evet. 3 pas yaptılar. 2 evet, yetenekli evet. oyuncular. O yüzden orada antrenör devreye girecek. Çok önemli takımlardan. Yaş ortalaması düşük değildir Galatasaray'ın. 29-30 civarıdır. Bu kadar uluslararası oyuncular olmasına rağmen o golden kırılmamaları lazım hemen. Gerçekten hemen kırıldılar. Gomis'i dinledikten sonra çok yalnız kaldı bir de hocam. Yani ikinci yarıda 2-0'dan sonra iki pozisyon var. O tamamen bireysel çabalarıyla. Bir de Selçuk girdikten sonra bir tane Burak Yılmaz'a attığı toplardan birini attı. Ona yetişemedi. Ya onun dışında Gomis'i de kullanabildiğini söylemek zor Galatasaray. Yani bu biraz Belhanda'ya da bağlanabilir. Şöyle iki ayrı yarı oynandı. Bir yarıda ortada maç, bir yarıda tek taraflı maç oynandı. Yani... Tolgay konuşuyormuş, bakalım neler söyleyecek. Öncelikle sağlığı iyidir umarız. Çok iyi bir maç çıkardık. Evet 3-0'dı. Ama ya maça bakarsak 5-6-7 de olabilirdi. Çok pozisyon kaçırdık. Ya ama en önemlisi iyi bir maç çıkardık ve 3 puan hak ettik. İkinci yarı özellikle Kuvarecma, Ustam, Medel karşı karşıya karşılaşıldı. Bu arada neyse. Ya orada maç zaten 2-0'dı. Ya, Oğuzhan 1-0'dan sonra kaçırdı. Ya kendimize güvendik. Daha çok pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Ve Duşko sağ yandan nasıl gol attığını galiba yarın konuşmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi herkesi tebrik etmek istiyorum. Devre arası ne oldu? Çok farklı bir şaşırdı ikinci yarı. Hocam ne söyledi size? Ya çok farklı. Daha iyi bastık. Çok iyi bir baskı yapmak istedik. Erken gol bulduk. Ya ve Türkiye'nin en iyi takımı oldu. Bu sene en iyi takım Beşiktaş olduğunu gösterdik. Ve inşallah şimdi 3 maçımız kaldı. Onları da alırız ve ilk yarıya iyi bitiririz. Bu arada Gomis'le 2 kere çarpıştık. Ne oldu orada pozisyonlarda? Bunu ben de bilmiyorum. Yok birkaç saniye ya birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında ya hocamız sordu yapabiliyor musun? Evet dedim. Bir 15-20 dakika daha oynarım. Sonra ikinci yarı zaman zaman ya pek göremedim. Böyle ya sanki gözüme su girdi gibi gördüm. Ondan sonra ya mecburen çıkmam gerekiyordu. Bu arada siz Atiba, Tolgay, Karışka dedi daha fazla. Oğuzhan senin yerine giriyordu veya sen onun yerine giriyordun. Bugün Oğuzhan, Tolgay, Atiba oldu. Bu durum ne ifade ediyor? Ya orta sahada böyle belli bir pozisyon yok. Herkes her pozisyonda oynayabilir. Bazen Atiba öne girdi. 1-0'dan sonra ben daha defansif kaldım. Ya sonra sarı kartı gördüm. Yine öne çıktım. Böyle belli bir pozisyon yoktu. Herkes her yerde oynadı. Ya Talisca sonradan girdi. Ama bu da bize gösteriyor ki alternatifimiz var. Ve iyi bir takımız. Ya hocamız tek daha iyi bir baskı yapmamızı istedi. Onu da yaptık. Ve maça bakarsak ya bazen kanatta boşluk oluyor, bazen ortada. Onu oyuna göre karar veriyoruz. Önceden ya kanattan gelelim, ortadan gelelim öyle bir şey yok. Maça göre kararımızı veriyoruz. Evet, Gomis'le çok talihsiz bir çarpışma yaşadı ama sağlığında bir problemi olmaması sevindirici. Hocam şimdi o orta sahadaki görev dağılımı ile ilgili bir konuşma yaptı. Bu arada hakikaten çok iyi form tuttu Tolgay. Atiba sezon başına göre çok daha hareketli. Şöyle göstereyim istersen. Yani zaman zaman böyle kalıyoruz diyor. Zaman zaman böyle kalıyoruz diyor. Zaman zaman maçın evet. başına dönecek olursak burada Atiba kalıyor. Oğuzhan Tolgay oluyor. Bazen Atiba Tolgay çıktı zaman Tolgay kalıyor. Bu üçlü de 2-1'li de görebiliyoruz. Şimdi bazı oyuncu, ben orta saha oyuncusuydum. Sonra forvet edildim. Ben orta sahadan dönme hücum oyuncusuyum. Benim atletik yapımdan dolayı rahmetli Candan Hoca sprintimden dolayı öne doğru attı. Canan Hoca Tarhan. Ben orta sahada koşan, pasör bir oyuncuydum aslında.
her mevki için söyleyebilirim ama Şenol Güneş'in orta saha oyuncusu olmak isterdim. Bir orta saha oyuncusu olarak Şenol Güneş'in takımını oynamak isterdim. Hayır, şuraya geleceğim. Şurada oynatıyor. Burada oynatıyor. Evet. Şurada oynatıyor işte. Burada o zaman daha ekonomik oynayabiliyorsun. Daha yardımlaşmalı oynayabiliyorsun. Bağlantılı. Bursa'da da aynı şekilde. Evet. Trabzon'da evet. da Beşiktaş'ta. Aynı sistem. Yalnız şimdi Talisca'yı da bu hesaba katarsak şu form durumuyla bu dört oyuncunun, yani Talisca'nın çünkü bu üçlüye göre farklı, çok kendisini farklı kılan özellikleri var. Yani hücum anlamında, duran top vesaire. Yani daha farklı bir özellikte. Yani giderek bu orta sahada görev dağılımı konusunda sıkıntı da yaşayabilir. Şöyle söyleyeyim. Maça göre yapacak. Yani lig, şampiyonlar. Ben mesela Leipzig deplasmanında Atiba'yı dinlendireceğini, Talisca'yı oynatacağını düşünüyorum. Tolga'yı da bilmiyorum ama. Hatta Medel'i de katmıyoruz hesaba. Leipzig, evet, Medel'i kullanabilir mesela orada. Mesela kullanabilir o. Kullandı da işte. Birkaç oyuncu dinlendirecektir Leipzig'te. Zaten konsantrasyonu Leipzig'in tavan Beşiktaş'ın da her ne kadar para maçı olmuş olsa da düşük olacaktır yani. Leipzig Beşiktaş maçı iddiası olmadığı için favorim benim Leipzig'tir. Ben, tabii Şenol Hoca herhalde tek dileği vardır skordan. Çok sakatlık yaşamayayım, bir kriz yaşamayayım. Bir ara daha rica ediyoruz. Evet, 3-0'ın ardından basın toplantılarından hem canlı yayınla hem metin olarak maç sonu röportajları, düşünceleri sizlere aksettiriyoruz. Tabii henüz Tudor'un basın toplantısından bize bir şey ulaşmadı. Şenol Hoca'nın söylediklerine dair şimdi elimize ulaşan metni sizlerle paylaşıyoruz. Ligin son maçı olmasa da önemli bir karşılaşmaydı. Liderle oynadık. Takım olgusunu sahaya iyi yansıttık. Keyifli bir oyun oynadık. Kazanmayı hak ettik. Bugünleri hazırladıkları için başkan ve yönetimi tebrik ediyorum. Taraftarın desteğiyle maçın başından sonuna kadar aynı coşkuyla oynadık. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızın az, doğrularımızın fazla olduğu bir maçtı. Ne söylesem bu güzel oyunun karşılığını veremem. Maçların sonucunu kimse tahmin edemez ama oyun olarak ne düşündüysek o oldu, demiş Şenol Güneş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Keyifli, keyifli hoca. Mütevazi ve keyifli. Başkan yönetimi bu kadro için teşekkür ediyor. Orada acaba devre arasında bir mesaj var mı? Çok iddialı olmak istemiyorum. Çok iddialı olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de o zamanlar fazla yabancı oyuncu yoktu. Futbol daha zorlaştı. Tempo daha yükseldi. Ben açık söyleyeyim, 80'lerde, 90'larda çok önemli oyuncular vardı. Her dönemde oyuncular vardı. Ama mesela biz 103 golle şampiyon olduğumuz yıl çok ezerek gidiyorduk her takım böyle. 5, 6, 7. Daha zor tabii oyun ama çok da iyi futbolcular vardı. Bizden sonra da iyi oyuncular geldi. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu dönemdeki hem iyi oyuncu hem iyi domine ettiği iyi takımlar vardı. Ama Gordonlu Beşiktaş. Ama benim gözümle gördüğüm en iyi futbol takımı Porto maçın 45-65 ve bugün ikinci yarıdaki Beşiktaş. Benim kendi adıma Türkiye sınırları içerisinde gördüğüm, yani kendi oyunculuğu 100 gol attığımız dahil olmak üzere. Çocukluğumda da Fenerliydim. Çok Galatasaray Beşiktaş maçlarını siyah beyaz televizyonu da izlerdim. Çok iyi oyuncular ve takımlar vardı. Ama şimdi bütünlük olarak Porto maçının 25 dakikası, bu maçının 47 dakikası, ben daha iyi oynayan bir 45 dakika bir görmedim. Benim düşüncem bu. Ben biraz daha kesinlikle katılmakla beraber Fatih Terim'in Galatasaray'ı dediğiniz gibi UEFA zaferine kadar giden, ben Gordon Milne'in Beşiktaş'ın da çağının ötesinde bir takım olduğunu. O gün şartlarda, o gün kadro yapısıyla maksimum en iyi buydu. Bizim zamanımızda maksimumumuz bizim buydu. Evet, 103 gol. Hayır, kadromuzun işte belli oranda eksi artıları ama bu takım bu oyun oynadığı dönemlerde gitti. Tabii bu oyunu oynadığında. Evet. Oğuzhan neler söylemiş, maçın yıldızı. Pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Kendimize güvenimiz tamdı. Baskılı başladık ama asıl pozisyonlara ikinci yarıda girdik. Benim iki tane %100 pozisyonum var. Çok pozisyon kaçırdık. Skor 5-0, 6-0 olabilirdi. Son vuruşlara daha çok çalışmamız gerekiyor. 200. resmi maçı olmuş Oğuzhan'ın.
Bu kutsal formayı giymek herkese nasip olmaz. Çok mutluyum. 200. maçımı bir golle süslemeyi isterdim. Ama daha çok çalışmalıyım. Bu bir final maçı olmasa da bizim için çok önemliydi. Galatasaray puan farkını açabilirdi ama biz kendimizden çok emindik. Özellikle ikinci yarıyı özetleyen bir... Evet. Bu arada tabii buradan yola çıkarak az önce de soracaktım. Yönetime orada Şenol Hoca'nın bir göndermesi de mi var acaba? Göndermesi Cenk... değil. Hayır, şu açıdan. Cenk'le o çünkü bırakmak istemez yani. Şimdi bir de Türk oyuncu. Yani o kadar az ki elimizde şimdi... bu değerler. Şimdi Cenk daha çok konuşuluyor gerçi ama Oğuzhan'ı da biz konu etmiştik hocam, hatırla. Şimdi bir yıl, iki yıllık kontratı var hocam bildiğim kadarıyla. Tekrar uzattılar. Sonuçta bir takım çatlak sesler olsa da her ortamda bir gerçek var. 2-2 yaptı hoca. Bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez lider olarak çıktı ve oynanmamış bir maç daha var. Ve kendi sahanda oynadığım maçta da beraberlik ediyordu bir hafta önce. Şu anda da en iyi top oynayan takımlardan bir tanesi, şampiyonluk adayı. Ki sıkıntılı, ilk defa bu kadar sıkıntılı başladı. Şimdi bu kadroyu sadece teknik adamlar yapmaz. Birlikte yaptıkları, oluştukları bir kadro. Yarın gün çok büyük bir para gelir. Gerçekleri görmek gerekirse, iyi para olursa transfer yapılabilir. Oyuncu verilebilir. Cenk eğer 20 milyon pound veriyorlarsa niye vermesinler? Ancak günümüz futbolunda artık bonservis fiyatları uçtu. Ama benim acizane bir düşüncem. Oğuzhan gibi bir oyuncuyla hala sözleşme uzatmamaları doğru değil. Oğuzhan hem genç hem takım kaptanı hem kulübüne ne diyor çok önemli. Kutsal bir forma. Diyor. Bu kutsal bir forma yani eğer oyuncunun büyük hedefleri başka kulüpler varsa saygı duymak lazım. Bilemem hem kulüp açısından hem Oğuzhan açısından ama şu 3 hafta sonra ligler bitiyor. Transfer hakkı doğuyor oyuncuya çünkü Oğuzhan'ın kontratı bittiği için bilmiyorum onu muhakkak kulüp halleder. Daha sakinleştiğimiz zaman baktığımızda şurada 3 hafta kaldı her iki takım içinde değil mi? Zaten Şenol Hoca'nın ve takımın çok ama çok kredisi var. Tudor da bir travma yaşayacaktır ikinci kez bu sezon. Ama 3 haftayı Galatasaray yönetimi çok tecrübeli. Bir iş adamı mantığıyla da yönetiyorlar. Yutkunuyorlar mesela. Hiç fevri davranmıyorlar. 3 haftayı bitirip ondan sonra değerlendireceklerini düşünüyorum açıkçası ben. Yani bize uyuttu. Hadi yarın değiştir yapmazlar. Yani biz bir futbol adamıyız. Daha pratik çözümler mi bakıyoruz ama yöneticiler daha sabırlılar. Bakalım Cenk neler söyleyecek? Öncelikle hani taraftarımızdan teşekkür etmek istiyorum. Herkes 90 dakika susmadı. İkinci olarak takım arkadaşlarımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten bugün hani 90 dakika maçın hakimi bizdik diyebilirim. Sanki her saniye, her dakika top bizdeydi. Maç belki 3-0 bitti ama daha farklı bitebilirdi. Biraz sonuçlandırma da daha iyi olabilirdik. İnşallah onları bir dahaki maçlara saklamışızdır. Dediğim gibi iki haftadır hani golsüz beraberlikle ayrılıyoruz maçlardan. O yüzden bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Liderle puanı, puan farkını 3'e indirdiğimiz için çok mutluyuz. Evet. Transferle alakalı ben fazla bir şey demeyeyim. Zaten başkanımız bazı yerlerde gereken demeçleri vermiş. Negredo'nun golüne gerçekten çok sevindik. Hani biz bench'tekiler de çünkü çok ihtiyacı var. Bazı zamanlarda ben sırtlayacağım takım. Bazı zamanlarda o sırtlayacak. Bazı zamanlarda hani orta saha oyuncularımız sırtlayacak. Dediğim gibi oyuna girdikten sonra onun da gol atmasına çok sevindim. Orta sahada bugün Oğuzhan burada yatırı oynadı. Çok iyi oynadı. Kurgu, bu paslaşma yarısı biraz daha acaba hücum organizasyonlarının bakmasına neden oldu mu? Hani 3 tane tekniği iyi olan, daha fazla hani dikine giden, pas alışverişleri iyi olan oyuncular oynadı bugün orta sahada. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. Hani Talisca oynayınca daha fazla çift forvet gibi oluyoruz. O çünkü bana yakın oynuyor. Hani her maça gereken taktikle, başka taktikle çıkıyoruz. Bu maça böyle bir taktik gerekiyordu. Hoca böyle doğru gördü. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Eksikken karşı karşıya Oğuzhan Sparez'den kaçırdı. Daha sonra sağ ayağında gol attı. Bunun içeride konuşuldu. Evet, konuşuldu. Yani biz 1-0'ken gerçekten inanılmaz. Hani bomboş kaldığımız pozisyonları bile kaçırdık. Ondan sonra hani Duşko'nun sağ ayağıyla bir de 90'a böyle bir gol atması gerçekten çok tuhaftı, bizi de sevindirdi. Hani ondan sonra
dediğim gibi 3 oldu. Belki daha farklı olabilirdi. Ama hepsine 3 puan verdikleri için yine mutluyuz. Bir şey var. Yok, çok ciddi bir şey yok. Bir darbe aldım ama 1-2 güne toparlar inşallah. Ya ayrı bir bağımız var. Ben her zaman söylüyorum. Onlar geldiğim günden beri beni gerçekten çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Hani iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum bugün. Çok savaştım. Çok hani iyi oynadığımı düşünüyorum. Onlar da alkışlarla teşekkür etti. Ben de onlara keza aynı şekilde teşekkür ettim alkışlayarak. Dediğim gibi hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika susmadılar. Sağ olun. Evet, Cenk'in düşünceleri böyleydi. Gerçekten Türk futbolunun yükselen değeri. Devre arasında bakalım bu konuşulanlar, transfer dedikoduları hangi noktaya gelecek. Ama ben biraz önce de söyledim hocam. Şenol Hoca'nın yerinde olsam ne Oğuzhan'dan ne Cenk'ten. Tabii böyle astronomik paralar olmadığı sürece vazgeçmem. Tabii Negredo'da da kesinlikle bir iyiye gidiş var. Var. Görmek şans lazım. Buldukça da değerlendiriyor açıkçası. Ya bugün o biraz önce... Cenk'i test ediyor artık. Cenk de söyledi. Gülerek tabii çok keyifliler şu anda ama sanki arkadaşlarına bakın gol böyle atılır dercesine oyuna girdi. Nasıl soğukkanlı kalacaksın, nasıl vuracaksın? Bir ders niteliğinde gol attı işin doğrusu. Peki hocam, reklamımız var galiba değil mi Hakan? Evet, bir reklamımız daha var izninizle. Son reklamımız, son bölümde beraber olacağız. Evet, %100 futbolda son dakikalar, derbiyi Beşiktaş 3-0 kazandı. İkinci yarıda gerçekten rakibini sürklase eden bir futbol oynadı. Siyah beyaz takım ve zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Şimdi gözler yarın oynanacak karşılaşmalarda. Başakşehir Osmanlı'yı konuk ediyor. Fenerbahçe'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Özellikle Kadıköy'deki maçta neler olabilir? Fenerbahçe'nin de forvet hattında çok ciddi bir sıkıntısı var. Derbideki sonuç yarınki maçlara nasıl aksedecek? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Hocam bu son bölümü de bu düşüncelerinizi ayıralım. Evet. Şimdi Başakşehir yarın... Bu arada çok özür dilerim. Tudor'un bası toplantısı da çok sakin. Güzel. Geçiyormuş. Yani bir başlık bile yansımamış. İlerleyen saatlerde hem programlarda hem haber bültenlerimizde söylediklerine yer vereceğiz Tudor. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki iştahı vardı. 25'te 30, 30'da 35, 35'te 40. 40'sa 45 bin kişi gelir. Bu skor bir 5 bin arttırır en az. Minimum. Artı Fenerbahçe çok önemli. 4 santrfordan faydalanma şansı yok. Pampers'i yürüyecek hali yok. Fernando piyasada yok. Solda da sakat. Yani sen cezalı. Dört için açılımda o burası Kadıköy diyorlar ya. Yarın bir 40 çakarlarsa ki bu maçtan sonra iştahlarını arttırdığı için fule yakın oynar ve coşkulu bir taraftar olur. Çünkü şöyle düşünürse bu akşamdan itibaren ya biz 2 hafta önce da çok değil yani 2 maç önce yani 3 maç önce biz Osmanlı maçı beraber bitti bu sezon bitti diye düşünürken bir anda Galatasaray'a puan farkımız düşebilir. Beşiktaş'tan biz 2 maç 0-0 kalmasını beklemiyorduk. İki maçta bizim takım görevini yaptı. Görev de bizim demesi lazım taraftarın. Dolayısıyla yarın da taraftarın ben ciddi şekilde akın edeceğini düşünüyorum. Tabii. O da skoru da etkiler tabii. Evet, onu, 4 santifor açığını 40 bin seyirciyle kapatırsın. Yani 4-6-0 deniyor. Giuliano'yu bir kullanmış da o şekilde bir oyunun, bir maçın... Dönerek oynayacaklar artık öyle deriz ya dönerek. Ama Giuliano da pek iyi sonuç vermemişti o konuda. Hakikaten zorlu bir maç olacak. Tabii Alper'in 3 gol atması hafta içerisinde falan bir kafaları karıştırmıştır. Evet. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Ama yüksek tempolu oynamak isteyecektir. Kasımpaşa'da Kemal Hoca'yı da çok beğenirim. Yani her yerde aynı top oynayan takım ama... Evet, Beşiktaş'a ilk puan kaybını Kasımpaşa yaptırmıştı. Ya, Fenerbahçe tarihinde son 10 yılında diyelim. 1,5 bu stat olduktan sonra 1,5 yıldır kaybettiği puanları hiçbir sezon kaybetmiyordu. Neden? Çünkü hep taraftarı geliyordu. Taraftarı geldiği zaman hep diyorum ya 1,5 cepte başlıyor. Büyük takımlar. Fenerbahçe ile Galatasaray Beşiktaş taraftarının tabii, bu sene yarattığı etki aynen. Ortada. O yüzden ben yarın da taraftarın 4 santifor olmazsa biz varız diyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, Göztepe yine çok önemli bir 3 puan aldı. Ya Tamer Hoca maşallah Şenol Hoca'dan ayrıldı.
kendi işine soyundu. Tebrik ederim. Göztepe takımında. Yani peki Başakşehir için düşüncelerinizi paylaşmadınız hocam. Osmanlı gerçi o maçı kazanır ve liderliğe yükselir dediniz ama. Gündüz mü? Hemen bakıyorum saatine. 16.30. Evet. Fener, o bitecek. Fenerbahçe maçı başlayacak. Yani iki tane çok önemli ligin ilk yarısının kaderini çizecek maçlar. Başakşehir için neler söyleyeceksiniz? Geçen hafta kayıp gibi gözükse de aslında tabii, yarın önemli bir puan kazandı. O puan lider yapacak. Lider yapacak. Evet, bravo, o puan oraya lider yapacaktı. Kayseri'de puan kaybı çok doğaldır. Çok sert bir takımda. Başakşehir'de her şey yolunda gidiyor şimdilik. Evet, zirvede puanlar birbirine yaklaştı. Galatasaray sezonun başında 7 galibiyet bir beraberlikle aradaki puan farkını açmıştı. Ama özellikle büyük maçlarda gelen kayıplar zirvedeki durumu tamamen değiştirdi. Başakşehir'in form yakalaması. Pazartesi akşamı da iki karşılaşma oynanacak. Alanya-Kayseri, Kayseri'nin zirveye tutunması açısından önemli. Ve Trabzonspor-Antalyaspor. Haftanın kapanış maçı orada da Rıza Hoca'nın Trabzon'u, eski takımı Antalya'ya karşı oynayacak. Bu akşamlık noktayı koyuyoruz Rıdvan Dilmen'le birlikte. Yarın akşam Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının devre arası ve maç sonunda haftanın son %100 futbolunda tekrar karşınızda olacağız. İyi geceler, hoşçakalın. İyi geceler.